Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Wunsch und Realität. Wunsch yani istek, dilek. Realität bu da gerçek, real olan durumlar için değil mi? Realität diyoruz. Bunları arkadaşlar konjunktif 2 formunda görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Evet arkadaşlar, konjunktif 2 neydi şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Konjunktif 2 arkadaşlar bir yardımcı fiili gerektiriyordu. Neydi o? Werden. Werden'i öncelikle bir çekimleyelim. Onun ardından örnek cümlelerle pekiştirelim. İçin ne demiştik arkadaşlar? Konjunktif 2'de würde oluyor demiştik, öyle değil mi? Du würdest. Er, sie, es için würde. Wir würden. Ihr würdet, saygı formundaki sie ve onlar sie würden. Demek ki ich würde oluyormuş, du würdest, er würde, sie würde, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden, sie würden. Demek ki bunları ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Konjunktif 2 cümlesi kurarken değil mi? Bir dilek, bir istek değil mi? Şeklinde bir şey yorumlayacak olursak bu şekilde kişilere göre ne yapmış oluyoruz? Çekimlemiş oluyoruz. Dilerseniz bunu örneklerle pekiştirelim bu durumu arkadaşlar. Realität, evet, gerçek olan neymiş? Michael kann nicht einschlafen. Evet, Michael bir erkek ismi. Kann nicht, ne yapamıyormuş? Einschlafen, uykuya dalmak, uyumak anlamında arkadaşlar, einschlafen. Dolayısıyla Michael uyuyamıyormuş, değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğiz? Michael uyumak isterdi diyecek olursak ne yapacağız? Bu würde formunu kurmamız, değil mi? Kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla Michael üçüncü tekil olacağından dolayı ne olacak arkadaşlar? Michael würde, öyle değil mi? Michael würde gern einschlafen. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Tıpkı modal fiillerde gibi fiilim werden çekimleniyor ve asıl fiilim einschlafen değil mi? Mastarda ve cümlenin sonunda duruyor. Dolayısıyla Michael uyumak isterdi diyecek olursak, demek ki ya da ister diyecek olursak, Michael würde gern einschlafen demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Realität, gerçek olan neymiş? Viele Leute fahren am Wochenende nach Bern. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Viele Leute, birçok insan değil mi? Birçok insan anlamında. Fahren, sürmek demekti. Am Wochenende neydi? Hafta sonu. Nach Bern. Bern neresi? Bern İsviçre'nin başkenti. Değil mi? Demek ki birçok insan hafta sonu Bern'e gidiyor derken ne diyormuşuz? Viele Leute fahren am Wochenende nach Bern. Şimdi diyeceğiz ki ben de hafta sonu Bern'e gitmek isterdim. Ne yapacağız? Ich formuna göre bakacağız. Werden demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Ich würde. Dolayısıyla würde formunu getireceğim ve fahren mastarda kalacak ve cümlenin neresinde? Cümlenin sonunda. Dolayısıyla Wunsch değil mi? İstek neymiş? Ich würde auch gerne am Wochenende nach Bern fahren. Bakın burada ne yapmışız demek ki? Würden ikinci pozisyonda ben de gitmek isterdim anlamına gelen auch görüyoruz arkadaşlar. Ben de anlamında. Gerne severekten anlamında. Bakın burada gerne ve gern şeklinde yazılmış. Sonlardaki o e'ye takılı kalmayan arkadaşlar. Gern şeklinde olabilirdi. Gerne şeklinde de kalabilirdi. Dolayısıyla burada ich würde auch gerne am Wochenende nach Bern fahren. Ben de hafta sonu Bern'e gitmek isterdim demiş oluyoruz, değil mi? Şöyle de diyebilirdim tabii. Nach Bern würde ich auch gerne am Wochenende fahren de diyebilirdim. Yeter ki würden ikinci pozisyonda ve asıl fiilim fahren değil mi? Mastarda olduğu sürece diğer öğelerle dilediğim gibi yer değişikliğine değil mi? Dilediğim gibi oynayabiliyorum o diğer öğelerle. Demek ki ben de hafta sonu benle gitmek isterdim diyecek olursak, demek ki ne diyormuşuz? Ich würde auch gerne
am Wochenende nach Bern fahren. Evet, bir sonraki realitet. Evet, bir gerçekliğimiz neymiş bu gerçeklik? Das kleine Kind spielt nicht draußen. Evet, das kleine Kind, Kind neydi das Kind? Çocuk. Das kleine Kind, küçük çocuk değil mi? Spielen de oyun oynamak demekti değil mi? Draußen dışarıda. Dolayısıyla küçük çocuk dışarıda oynamıyor derken das kleine Kind spielt nicht draußen demiş oluyoruz değil mi? Küçük çocuk dışarıda oynamıyor. Şimdi diyeceğiz ki küçük çocuk dışarıda oynamak isterdi. Şimdi das Kind olduğuna göre bakıyoruz. Ich würde değil mi? Du würdest, er sie es würde. Dolayısıyla das Kind ne olacak arkadaşlar? Üçüncü tekil olarak incelenecek. Yani das Kind'den kasıt es. Öyle değil mi? Es würde ya da es yerine ne diyeceğiz? Das kleine Kind diyeceğiz. Dolayısıyla das kleine Kind yardımcı fiilim konjunktif 2 için neymiş? Würde. Dolayısıyla das kleine Kind würde demem gerekiyor değil mi? Das kleine Kind würde gern draußen spielen. Yani küçük çocuk dışarıda oynamak isterdi anlamına gelen değil mi? Böyle bir dileği var değil mi? Dışarıda oynamak isterdi derken demek ki das kleine Kind würde gern draußen spielen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Michael kann nicht einschlafen. Michael kann nicht einschlafen. Michael würde gern einschlafen. Michael würde gern einschlafen. Viele Leute fahren am Wochenende nach Bern. Viele Leute fahren am Wochenende nach Bern. Ich würde auch gerne am Wochenende nach Bern fahren. Ich würde auch gerne am Wochenende nach Bern fahren. Das kleine Kind spielt nicht draußen. Das kleine Kind spielt nicht draußen. Das kleine Kind würde gern draußen spielen. Das kleine Kind würde gern draußen spielen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Realität, gerçeğimiz neymiş? Ich fliege morgen nach Hamburg. Evet, gayet bariz, açık bir cümle değil mi? Ich fliege, uçuyorum, morgen, yarın değil mi? Nereye uçuyorum? Nach Hamburg. Yarın Hamburg'a uçuyorum derken demek ki ich fliege morgen nach Hamburg. Şimdi Wunsch, evet dilek, du kişisine göre diyelim ki sen de isterdin Hamburg'a uçmayı. Ne yapacağız bu durumda? Demek ki konjunktif 2 olarak kullanacak olursak du da ne oluyormuş? Du würdest şeklinde yorumlanacak. Öyle değil mi? Dolayısıyla du würdest ve fliegen ne yapacağız arkadaşlar? Aynı cümleye serpmemiz gerekecek ama modal fiil gibi düşünüyoruz demek ki. Konjunktif 2. Değil mi? Bu würden yapısı ikinci pozisyonda olacak ve asıl fiilim fliegen mastar halde ve cümlenin sonunda olması gerekiyor. Bakıyoruz ki öyle de yazmışız. Bakıyoruz. Du würdest morgen auch nach Hamburg fliegen. Sen de Hamburg'a uçmak isterdin yarın anlamına gelen değil mi? Du würdest morgen auch nach Hamburg fliegen. Şöyle de diyebilirdik. Morgen würdest du auch nach Hamburg fliegen de diyebilirdik. Dilediğimiz gibi ne yapıyoruz? Demek ki öğelerle oynayabiliyoruz. Yeter ki würden ve mastar haldeki fiil değil mi? Yerli yerinde kalsın. Demek ki sen de yarın Hamburg'a uçmak isterdin diyecek olursak demek ki du würdest morgen auch nach Hamburg fliegen demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım. Realität. Wir schwimmen am Wochenende. Gayet bariz bir cümle, açık bir cümle değil mi? Bildiğimiz bir cümle. Schwimmen neydi? Yüzmek demekti. Am Wochenende, hafta sonu. Biz ne yapıyoruz? Hafta sonu yüzüyoruz değil mi? Wir schwimmen am Wochenende. Bakın bu cümleyi şu şekilde de yorumlayabiliriz. Am Wochenende schwimmen wir. Bu da pekala olur arkadaşlar. Burada ne yapmış oluyoruz? Neyi eğer vurguluyorsak onu cümlenin başına getiriyoruz. Tıpkı güzel Türkçe'de olduğu gibi. Ne yapıyorum? Hafta sonu yüzüyoruz
demek var. Bir de biz hafta sonu yüzüyoruz demek var, değil mi? Neyi vurguluyorsam onu cümlenin başına getiriyorum. Dolayısıyla burada ne vurgulanmış? Wir. Dolayısıyla wir schwimmen am Wochenende. Biz hafta sonu yüzüyoruz diyor, değil mi? Wunsch. Evet. Dilek neymiş? Ihr. Dolayısıyla ihr ne oluyor arkadaşlar? İkinci çoğul, öyle değil mi? Ne oluyormuş demek ki? Ich würde, du würdest, er sie es würde, wir würden, ihr würdet, değil mi? Saygı formu ve onlar sie ne olacakmış? Würden olarak yorumlanacakmış. Şimdi sizler de hafta sonu yüzmek isterdiniz diyecek olursak ne olacak demek ki bu? Ihr, değil mi? Dolayısıyla ihr würdet auch gern am Wochenende schwimmen demiş oluyoruz, değil mi? Şöyle de diyebilirdik. Am Wochenende würdet ihr auch schwimmen. Bu da pekala doğru bir cümle olurdu. Nasıl bir cümleymiş demek ki bu? Wunschsatz, yani bir dilek, bir temenni cümlesi, değil mi? Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Burada evet. Realität neymiş? Andrea, evet, Andrea spielt sehr gut Gitarre. Evet, Andrea bu bir kadın ismi arkadaşlar. Ne yapıyor? Spielt, spielen neydi? Oynamak, çalmak. Tabii spielen arkadaşlar enstrümanlar için geçerli. Sportif bir şeyle uğraşıyorsanız ne olabilir? Tenis oynamak, futbol oynamak, basketbol oynamak, değil mi? Oyun oynamak, enstrüman çalmak anlamlarına da geliyor ki burada da Gitarre spielen, gitar çalmak, değil mi? Sehr gut ne demek? Çok iyi demek, değil mi? Andrea çok iyi gitar çalıyor derken demek ki Andrea spielt sehr gut Gitarre, değil mi? Bu zaten olağan, bilindik bir cümle. Şimdi biz bunu arkadaşlar, siz saygı formu ya da onlar olarak da yorumlanabilir bu. Ne olacak? Üçüncü çoğul olarak bakacağımız sie würden yapısını ne yapıyoruz? Buraya entegre etmemiz gerekiyor, değil mi? Dolayısıyla siz de iyi gitar çalmak isterdiniz ya da onlar da iyi gitar çalmak isterdi diyecek olursak demek ki sie würden auch sehr gut Gitarre spielen denildiğinde demek ki ne olmuş arkadaşlar? Gitarre spielen bu mastar haldeki durum, değil mi? Gitar çalmak ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Würden de ne olmuş? İkinci pozisyonda olması gereken yerde kalmış. Sie würden auch sehr gut Gitarre spielen. Nezaket formu sie olmuş olsa, değil mi? O şekilde de değerlendirebiliriz. Onlar olarak da değerlendirebiliriz. Nezaket formundan gidecek olursak siz de iyi gitar çalmak isterdiniz diyebiliriz, değil mi? Şöyle de diyebilirdik. Sie würden auch sehr gut Gitarre spielen. Evet, diğer türlü olmazdı sanki, değil mi? Sehr gut'u başa getirsek biraz devrik bir cümle olurdu. Bu şekilde bırakmakta o zaman fayda var. Şimdi sesli bir şekilde düşündüm. Dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich fliege morgen nach Hamburg. Ich fliege morgen nach Hamburg. Du würdest morgen auch nach Hamburg fliegen. Du würdest morgen auch nach Hamburg fliegen. Wir schwimmen am Wochenende. Wir schwimmen am Wochenende. Ihr würdet auch gern am Wochenende schwimmen. Ihr würdet auch gern am Wochenende schwimmen. Andrea spielt sehr gut Gitarre. Andrea spielt sehr gut Gitarre. Sie würden auch sehr gut Gitarre spielen. Sie würden auch sehr gut Gitarre spielen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Wunsch und Realität konusunu Konjunktiv 2 formunda görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.